Artık hurdacılık da yerini 3 tekerlekli o arabacıklardan devasa milyon dolarlık tesislere bıraktı. Ve bizler de şu anda bir geri dönüşüm, elektronik atık geri dönüşüm merkezindeyiz ve yanımızda tesisin müdürü Hamdi Koz var. Evet efendim, ilk olarak burası, yani arkamızda dağlar kadar farklı elektronik eşyalar var, atıklar var. Burası neresidir tam olarak bir anlatabilir misiniz? Burası Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm tesislerinden bir tanesi. Buraya gelen her türlü elektronik atıkların metal halinde veya plastik halinde dönüşümünü sağlayan bir tesis. Biliyorsunuz bir tane elektronik ekipmanın içerisinde farklı metaller bulunur. Elektronik kartlar, demir, bakır gibi. Bu tesisin amacı bunların tamamını demir, bakır, kart gibi kendi hallerinde, ana hallerine doğru dönüştürüp bunları tekrar sanayiye kazandırmak şeklindedir. Burada çeşitli bizim istasyonlarımızdan ve bütün Türkiye çapında toplama istasyonlarımızdan gelen malzemeler burada ön bir tasnifte bulunulur. Daha sonra da bunlar gruplarına göre tam otomatik makinalarda işlenerek işlem sonuçlandırılır ve metal haline dönmüş oluruz. Bunlar için örnek verecek olursak saha içerisinde mesela burada çeşitli şeyler görüyorsunuz. Bunlar printerlar, efendim yazıcılar, hard diskler. Bunlar belirli aralıklarla tasnif edildikten sonra burada görülen bantlarla makinalara iletilir. Bu makinelerde bu işleme sırasında bu tesis yurt dışında bulunan benzerlerinin gibi son teknolojiyi kullanan bir tesistir. Ve bu anlamda da Türkiye'de tektir. Aylık 300 ton gibi bir kapasitemiz var bizim burada. Şu andaki bu kapasitemizi tamamen doldurmaktayız ve bunu inşallah önümüzdeki aylarda da daha da arttırmayı düşünüyoruz. Peki efendim, ne var şu anda makineye atacağımız atıklar arasında neler var? Şuradaki örnekten ya örnek bir gruptan veriyoruz. Bunun içerisinde printerlar, yazıcılar, işte çaydanlıktan tutun da telefonuna kadar kablolu herhangi bir elektrikli aletler, bunlar fark etmiyor. Bunların hepsi tüm malzemeleri ayrı ayrı alınmak suretiyle bunları tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Efendim, Türk toplumu olarak teknolojiye düşkünüz ve yakından da takip ediyoruz malumunuz. Ve şu anda yığında da gördüğünüz şeylerde, yığında da görülen şeylere de yani belki binlerce lira verdik. Peki siz neler hissediyorsunuz? Bir kere de binlerce lira adeta çöpten alıyorsunuz, böyle parçalanıyor. Neler hissediyorsunuz? Valla bu işin maddi boyutunun ötesinde bir de manevi boyutu var. Zira bu malzemeler yurt dışından ithal edildiği zaman biz bunlara çok yüklü miktarda dolarları ödedik. Hiç olmazsa kullanılmadığı zaman da bunun içerisindeki metali memleketimize kazandırırsak bu da işin ikinci bir manevi boyutu. Yaptığımız işin bu tonlarca hurdanın çöplere gittiğini veya ortalığa saçıldığını düşünün. Aylık 300 tondan bahsediyorum. Bu çok ciddi bir rakam. Bunu arttırmak için işte çeşitli hedeflerimiz var. Bunları kazanıp ekonomiye bunları bir değer olarak sunduğumuz zaman bu fabrikanın rentable çalışmasının haricinde de çevreye karşı olan şeyden dolayı ayrı bir haz veriyor. Ve bu keyifli bir iş. Efendim, bir de bir atasözü vardır. Sakla samanı gelir zamanı diye. Bizim insanımız saklamayı biraz da fazla severiz biz. Peki saklayanları nasıl alabiliyorsunuz? Çünkü burada oldukça fazla elektronik eşya var. Şimdi saklanmasıyla alakalı şöyle ki insanların ihtiyaçları sürekli değiştiği için modelleri değişiyor. Artık kullanamıyorlar. Şey olmuyor ve bu kıyamama vardır bizde ama toplumumuz artık bu değişimi yaşıyor. Çünkü yurt dışında da aynı şeyler var. Bunlar hızlı olarak değişen elektronik ürünler. Belirli bir model, belirli bir sene geçtikten sonra artık kullanımı düşünülemiyor. Mecburen bunu şey yapıyor. Ama en azından oranın metalini biz kazanıp da tekrar üretime sunduğumuz zaman bu bize artı bir değerdir. Sadece bizim fabrikamıza değil, memlekete artı bir değerdir diye düşünüyorum. Efendim, arkanızda, hemen arkamızda sayaçlar görüyorum ben. Evet. Şimdi isterseniz hemen gidelim biz onların bir tanesinin yanına ve bakalım. Diyelim şu
bir sayaç ve... Eski model bir sayaç. Bunlar yeni çıkan kanunlar gereği işte elektronik sayaçlarla, daha akıllı sayaç dediğimiz şeylerle değiştiriliyor. Çünkü bunlarda bir takım problemler olan şeyler değiştiriliyor ve bunlar toplama merkezlerinden alınarak buraya geliyor. Şimdi böyle bir sayacın içerisinde demiri, bakırı, pirinci, alüminyumu gibi çeşitli metaller var. Bunların tekrar dönüşüp alüminyumun yarın bir gün size bir alüminyum bir şey profil olarak dönmesini, bakırın tekrar bir kablo olarak dönmesini sağlıyoruz gibi de düşünebiliriz. Önce bir ilk kırıcıdan geçen parçalar burada istediğimiz boyutlara gelene kadar bir kırma işlemi vardır. Bu kırıldıktan sonra bunun toz olan kısmı ayrı alınır. İlerleyen aşamalarda da bunun demiri, alüminyumu, bakırı ayrı aşamalarda alınarak nihai ürün haline getirilir. Burada bizim esasen en dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi hem bizim makinalarımıza girmemesi gerektiği için hem de sağlık açısından tehlikeli olan pil, toner gibi malzemelerin mutlaka bu makinelere girmeden önce ön bir ayrıştırmadan geçmiş olması ve bunların biriktirilerek imhaya gönderilmesi şekliyle bir proses vardır. Yapılan işlem tamamen mekanik kırma esasına göre yapılan bir işlemdir. Kimyasal hiçbir şey yoktur. Ve buradaki ayrıştırmalar neticesinde tabiata serbestçe bırakamayacağımız bu malzemelerin imhaya gidecekleri imhaya, sanayiye sunulacakları da sanayiye sunularak sonuçlandırılır. Son aşamasında buradaki malzemelerin çıkar, bizim kamyonlarımıza, kendi kamyonlarımıza yüklenerek tüketiciye, yani bunu kullanacak sanayiye ulaşmasını sağlarız. Efendim, malzemeler girerken kocaman kocaman o yazıcılar vardı, bilgisayar kasaları vardı, monitörler vardı, farklı elektronik eşyalar vardı ama bandın üzerinden hepsi böyle küçük küçük parçalar halinde çıktılar ve en son bantta bizim önümüze düşen böyle tek tük farklı kasalarda birikmiş malzemeler oldu. Nasıl bir ayrışma gerçekleşiyor? Birbirinden farklı bantlar var, numaralandırılmışsınız. Evet. Şimdi burada işlem parçalama esasına göre olduğu için malzemenin serbest hale gelmesini göre parçalanıyor. Burada plastiği ayrı alınıyor, bakırı ayrı alınıyor, demiri ayrı alınıyor ve bunları çeşitli içerideki, daha önce de bahsetmiştim, bu dünyadaki en yeni teknoloji kullanılarak, en yeni makineler kullanılarak yapılan bir işlem. Burada hiçbir şeyi bizim kaçırmamız söz konusu değildir. Bunun en ufak tozuna kadar, bakırın tozuna kadar veya alüminyumun tozuna kadar her şeyi burada alıp tekrar sanayiye katılıyor. Buradan çöp çıkmaz. Buraya gelen hiçbir üründen çöp olarak biz hiçbir şey çıkarmıyoruz. Burada her şey sonuna kadar değerlendirilir ve tekrar sanayiye geri döner. Dönmeyecek ürünler de imhaya gider ama çöp çıkmaz. Yani burası geri dönüşüm tesisi, buradan çıkış yok mu diyorsun? Buradan çıkış yok efendim, buradan çıkış yok. Buraya gelen her ürün mutlaka ana ham maddelerine dönecek şekle kadar ulaşır. Aslında elektronik atık kapsamına çok sayıda malzeme de giriyor. İşte onlardan birisi de elektrik kabloları. Arkamda gördüğünüz kabloda, yani kilometrelerce uzayan elektronik kablolar bu tesiste geri dönüştürülerek doğaya katkı sağlanacak. Efendim, ilginç bir görüntü de var şu anda arka fonumuzda. Ben hayatımda ilk defa bu kadar fazla kabloyu bir arada görüyorum. Onu da bir açıklayabilir misiniz? Nedir bu kablo dağı? Tabii ki. Kablolar da aslında içinde elektronik bir parça olmamasına rağmen çok önemli. Çünkü içlerinde yoğun miktarda bakır var. Şöyle bir örnek verelim. Mesela 1 kilogram bakır çıkarabilmek için belki yüzlerce kilo toprağın işlenmesi gerekiyor. Halbuki bu görmüş olduğunuz kablolar bizim tesisimizde işlendikten sonra yine yüzlerce kilo kullanılabilir bakır haline gelecek. Baktığınızda Türkiye'nin öz kaynakları korunmuş olacak. Baktığınızda o bakırı çıkarmak için uğraşan işçinin hakları korunmuş olacak, emeği korunmuş olacak ve baktığınızda bir kenarda atıl duran çok değerli bir kaynak tekrar ekonomiye kazandırılmış olacak. Birçoğumuzun evlerinde elektronik atıklar vardır. Yani sizin elektronik atık diye tabir ettiğiniz, bizim de yani saklayalım belki ileride lazım olur dediğimiz arızalı teknik cihazlar vardır. Çok peki doğru. Vatandaşlarımız bunu nasıl değerlendirmeli? Şimdi
gerçekten de dünyadaki gelişimine de baktığınızda en önemlisi sektör içerisinde bu son kullanıcı olarak tabir ettiğimiz kendi evlerimizdeki elektronik atıklar. Aslında hepimiz birer elektronik atık üreticisiyiz ve teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki 2 yıl önce aldığımız bir bilgisayar 2 yıl sonra artık bazı programları çalıştırmaz hale gelebiliyor. Burada kritik olan nokta şu. Öncelikle bu bilgisayarı bir yere bağışlamayı düşünüyoruz bazen. Ama bizim işimizi yapmayan, bizim için yeterli olmayan bilgisayar gittiği yerde de yeterli olmuyor. Başka bir deyişle elektronik çöpün yerini değiştirmiş oluyoruz. E peki bunu ne yapacağız? Yoldan geçen eskiciler çok doğru bir çözüm değil. Çünkü oraya vermiş olduğunuz elektronik atık nereye gidiyor? Doğaya zarar vermeden ortadan kaldırılıyor mu sorusu da var. Bu noktada şirket olarak bizler evlerden elektronik atıkların 3 büyük şehirde Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olarak alınması kampanyası başlattık. Ve tabii ki burada elde edilen önemli bir katma değer de söz konusu. Yeri geldiğinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız ortak çalışmalarda bu elde edilen katma değeri de yine kendilerine bağış olarak geri döndürme fırsatımız oluyor ve böylece az önce bahsetmiş olduğum hem doğanın kazandığı hem Türkiye'nin ekonomik anlamda kazandığı sürece bir de toplumun geri kazanması, kazan kazan modeline bir kazan daha eklenmesi mümkün olabiliyor. Peki efendim, son olarak Türkiye'de bu bilincin yerleşmesi, yani elektronik atıkların ekolojik dengeye biraz daha fazla katkı sağlaması için daha profesyonel ellere teslim edilmesi nasıl sizce? İlerleyen zamanlarda bilinç biraz daha yükselir mi Türkiye'de? 22 Mayıs'ta Türkiye bu konuda çok önemli bir adım attı. Elektronik atıkların değerlendirilmesi, geri kazanımı konusunda bir eksiğimiz vardı, yönetmeliğimiz yoktu. Ama artık yönetmeliğimiz şu andan itibaren resmi gazetede 22 Mayıs itibariyle yayınlandı. Yönetmelikler yaşayan kurallar bütünüdür. İhtiyaçlar çerçevesinde muhakkak zamanı geldiğinde güncellenecektir. Ve Türkiye'de bu konuda çok değerli bir adım atarak ileriye yönelik gayet keyifli bir sürecin ilk adımında başındadır. Gündemde elektronik atıklar vardı, elektronik atıkların geri dönüşümü vardı. Bizler de elektronik atık geri dönüşüm tesisindeydik. Burada yetkililerle birlikte bu konuyu ele aldık ve söz yeniden merkezde diyelim. Buyurun. İyi günler hanımefendi. Elektronik atıklarınız varmış, onlar için geldiniz. Tabii. Efendim iyi gibi duruyordu ama cihazlar. Ya onlar artık son kullanma zamanı geçmiş ürünlerdi bizim için. Biz çevreye duyarlılık gösterip bunları çöpe değil de işte geri dönüştürülen bir yere verip tekrar doğaya kazanılması açısından böyle duyarlılık gösterip böyle bir hizmet sundukları için de onları arayıp atıklarımızı almalarını istedik. Onlar da sağ olsunlar gelip aldılar. Elektronik atık ilk olarak evden alınıyor ve araçlara yükleniyor. Geri dönüşüm tesisindeki atık yığınına ekleniyor. Daha sonra mekanik kırma makinelerinde işlem başlıyor. Binlerce cihaz saniyeler içerisinde paramparça. Geriye farklı kaplarda biriken demir, bakır, alüminyum ve plastikler kalıyor. Son olarak doğaya ve sanayiye kazandırılan ürünler kasalara yükleniyor. Monitörler, elektrikli süpürgeler, su ve elektrik sayaçları, bilgisayar kasaları, yazıcılar. Pursaklardaki bu elektronik mezarlıkta her türlü cihazı bulmak mümkün. Elektronik atık geri dönüşüm tesisinden çöp çıkmıyor. Yapılan işlem tamamen mekanik kırma esasına göre yapılan bir işlemdir. Kimyasal hiçbir şey yoktur. Ve buradaki ayrıştırmalar neticesinde tabiata serbestçe bırakamayacağımız bu malzemelerin imhaya gidecekleri imhaya, sanayiye sunulacakları da sanayiye sunularak sonuçlandırılır. Elektronik atıklar lisanslı firmalar tarafından evlerden ücretsiz olarak toplanıyor. Aslında elektronik atık kapsamına çok sayıda malzeme de giriyor. İşte onlardan birisi de elektrik kabloları. Arkamda gördüğünüz kablo dağı, yani kilometrelerce uzayan elektronik kablolar bu tesiste geri dönüştürülerek doğaya katkı sağlanacak. Mesela 1 kilogram bakır çıkarabilmek için belki yüzlerce kilo toprağın işlenmesi gerekiyor. Halbuki bu görmüş olduğunuz kablolar bizim tesisimizde işlendikten sonra yine yüzlerce kilo kullanılabilir bakır haline gelecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da elektronik atıkların geri kazanımı için harekete geçti. Yayınlanan yönetmelikte ilk etapta nüfusu 400 binin üzerinde olan belediyelerde atık toplama merkezleri kurulacak.
Böylece fosfor, kurşun, civa gibi ölümcül maddelerin de dönüşümü ve imhası sağlanacak.